Efendim Kanal 60 ekranlarından, diyalog programından tekrar hepinize merhaba. Canlı yayınlarımız devam ediyor, canlı yayındaki programlarımız devam ediyor. Belki de 2015 seçimlerine sayılı günler kala son milletvekili adayımızı şu anda canlı yayın olarak AK Parti Tokat milletvekili adayımız Sayın Profesör Doktor Coşkun Çakır hocama ayırdık. Hocam Kanal 60 ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Sağ olun Murat Bey, çok teşekkür ediyorum. Uzunca bir aradan sonra tekrar beraber olduk. Evet, hocam siyasete girdiğiniz günden itibaren, Tokat'a geldiğiniz günden itibaren, Tokat'ın her karışını, her kesimden insanların hemen hemen gidip sadece elini sıkmakla kalmadınız, onlarla sohbet ettiniz, onlarla hasbihal ettiniz ve onların sorunlarını dinlediniz. Sadece el sıkı paylaştı deyip geçmediniz. Küçükten küçük oldunuz, büyükten büyük oldunuz. Yaklaşık 40 gündür de sürekli tarladasınız. Görüyoruz sizi, piyasadasınız, çalışıyorsunuz. AK Parti için ve şahsınız için, diğer 5 tane de 4 tane daha aday için Tokat'ta vatandaşlara AK Parti'nin yapacağı çalışmaları anlatıyorsunuz. Neler geçti bu süreçte? O günlerden bugünlere neler yaşandı? AK Parti'nin izlediği yolda AK Parti'nin oy ortalaması nasıl çıkacak? Bunlardan birazcık bahseder misiniz Sayın Çakır? Teşekkür ederim. Ben öncelikle Kanal 60 ekranlarından değerli hemşehrilerimin akşamlarının hayırlı olmasını diliyorum ve sizlere de tekrardan beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Burada bulunmuş olmaktan duymuş olduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Çünkü siz beni hemşehrilerimle buluşturuyorsunuz. Şöyle düşünün, sabahtan akşama kadar onlarla beraberiz. Geceleri de siz değerli basın mensuplarının, medya temsilcilerinin yardımıyla, tavasütüyle onlarla beraber olma şansını yakalıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Evet Murat Bey, dediğiniz gibi bu program kabaca diğer partiler için de geçerli olmakla birlikte bizim partimiz için kabaca 50 günlük bir süreçti. 48-49 gün. Biz bunun 45 günlüğü, yani 1,5 ayını geride bıraktık. Su gibi aktı zaman. Nasıl olduğunu anlayamadık. O kadar ki bütün Tokat'ın güzelliklerini bu süre içerisinde yaşadık. Biz Tokat'a geldiğimizde, yani kampanyayı başlattığımızda Tokat bir gelin gibiydi. Erikler, kirazlar, çiçek açmıştı. Ve şimdi bugün, yani 45 günün sonunda artık ben bugün Birep'teydim. Harika bir kiraz yedik orada. Başka köylerimizin kirazlarını da yemeye başladık. Yani seçimi böyle kirazla karşıladık. Kıpkırmızı kirazlar var. Öyle sanıyorum ki seçimden sonra da artık diğer meyvelerimize, şeftaliye falan yavaş yavaş geçeceğiz sanıyorum. İnşallah. Evet, bir yönüyle yorucu bir dönemdi. Çünkü memleketin bir karışın bir tarafından diğer tarafına gidiyorsunuz. Kah Bahçıklı'ya kadar çıkıyorsunuz, kah Suluksaray'a kadar iniyorsunuz. Kah Doğu'da Reşadiye'de bir köye gidiyorsunuz, kah en batıda Zile'de bir köye, bir kasabaya gidiyorsunuz. Mesafeler uzun. Tokat'ın böyle bir dezavantajı var. Yani hem coğrafyasının genişliği anlamında aynı zamanda avantajdır ama ulaşım şartlarındaki güçlük sizi bazen yorabiliyor. Fakat bunun çok canınızı sıktığını söyleyemem. Zira akşam eve geliyorsunuz, artık gece kaçta gelmişseniz, bir, iki, Allah ne verdiyse yatıyorsunuz, dinleniyorsunuz ve sabah gayet dimdik, zinde bir şekilde uyanıyorsunuz. Sadece sizin canınızı sıkan başka şeyler olabilir. Yani birisinin bir sorunu duymuş olmanız, ona bir çözüm üretememek, yahut birisinden bir laf işitmek, bu yani sizin, daha doğrusu söylemek için çalıştığım şey şu, bedensel yorgunluk bir şey önemli değil, mental yorgunluğun çok önemi var, yahut duygulandığınız bir şey, bir kare, bir sahne olabiliyor. Özetlemek gerekirse bu 45 günü dolu dolu geçirdik, dolu dolu yaşadık. Dediğim gibi Tokat'ın suyunu, toprağını, köyünü, kentini, kasabasını, beldesini, bütün hanelerini gezdik, dolaştık. Tabii benim bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Herkesin avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajlarımdan birisinin öğretmen, yani hoca olmam olduğunu düşünüyorum. Yıllardır, nihayet ben 25 yıldır kürsüden çıkıyorum, ders anlatıyorum öğrencilerime. Ve siz ders anlatırken aslında öğrencilerinizden farkına varmadan beslenirsiniz. Onlardan feedback alırsınız. Onlar sizi beslerler, size çok şey öğretirler. Bu özelliğim halkımızla, milletimizle, köylerimizle, kasabalarımızla, şehirlerimizle temas sağlarken de bana çok büyük bir avantaj sağladı. Onları dinliyorum, onlarla konuşuyorum, onların içine giriyorum. İkinci avantajlı özelliğim ise vakıfçı ve dernekçi bir gelenekten geliyor oluşum. Yani
çeşit STK'cı oluşumdan geliyor oluşum. Öyle olunca tabii zaten siz bu tür toplantılara, bu tür programlara alışıksınız. Sizin için aşina programlar bu programlar. O bu bakımdan çok yorucu olmuyor. Ben hakikaten bu 45 günlük sürenin belki seçime kadar bir daha program yapamayabiliriz. Bütün partilerimiz açısından çok hayırlı geçtiğini düşünüyorum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. O zaman ben size bir dilekte, bir temennide bulunmuştum. Demiştim ki Allah bize bu seçim dönemini kazasız, belasız, nizasız, kavgasız, aynen, barış ve kardeşlik içerisinde, huzur ve sevgi içerisinde tamamlamayı nasip etsin demiştim. Çok şükür. Kalan 3 günlük sürede de umuyor ve diliyorum ki, tabii ki dua ediyorum ki yine dediğim türden bir problem yaşamayız. Hep beraber 8 Haziran sabahına bütün Tokat'ımız, bütün partililerimiz hep beraber mutlulukla uyanırız. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Diliyorum bundan sonra da yaşamayız. Bundan duyduğum memnuniyeti hakikaten altını çizerek ifade etmek isterim. Peki Sayın Çakır, dün yanlış hatırlamıyorsam Reşadiye'de mitinginiz vardı. Doğduğunuz, büyüdüğünüz topraklarda o arkadaşlarınızla, ailenizle o sarılmanız, kucaklaşmanız ve köyünüzde yapılan mitingler, konuşmalar, baktığımız zaman Coşkun Çakır'ın o profilinde böyle bir duygusallık, neredeyse hani dokunsanız ağlayacak, gözlerinden yaş akacak profilini ben haberlerde gördüm. Gerçekten çok duygusallaştınız ve orada bir söyleminiz var. Dediniz ki ne milletvekilliği ne bakanlık. Ben buradaki şu andaki yaşadığım mutluluğu, sizin bize vermiş olduğunuz bu sevgi serini ben ömrümün sonuna kadar uzatamam. Oradaki atmosfer nasıldı Sayın Çakır? Neler hissettiniz? Güzel, çok teşekkür ederim. Tebessüm ettim. Biliyorsunuz yine paylaşmıştık sizinle. Biz bundan 45 gün önce ilk haftayı bütün teşkilatlarımız gezmek suretiyle başlatmıştık programımızı. O süre içerisinde de Reşadiye'ye gittiğimizde tabiatıyla benim köyüme de gittik. Evet. Köyüme gittim ve köyümde kendi doğallığı içerisinde bir program oluştu. O duygulu bir programdı. Samimi, hasbi bir programdı. Bu sefer ise Reşadiye'nin köylerini dün itibariyle bitirdim. Gidemediğim bazı köylerimiz kalmış olmakla beraber inşallah onlara da seçimden sonra gideceğim. Yani şu konuda ahdim vardı. Eğer mümkün olursa bütün köylere gideceğim. 600 kabaca söylüyorum. 620'ti. Şimdi biraz düştü. Sonra beldelerin köy statüsüne geçmesiyle birlikte köy sayımız yeniden arttı. Ama yuvarlak söyleyelim. Tokat'ımızın 600 köyü var. Ben öyle sanıyorum ki 150 kadar köy gezdim. Bu yoğun programın içerisinde. Diliyorum ki bu sayıyı seçimden sonra tamamlamak istiyorum. Reşadiye'de de öyle sanıyorum 50 kadar köy gezdim. Veyahut 40 kadar köy gezdim. Onu da kalan kısmını tamamlayacağım. Son köy olarak dünkü programımda 15 köy gezdim ve son köy olarak da bizim köyde bir final yaptık. Ben Güvendikliyim, yani Kuvanalıyım. Reşadiye'nin hemen 7-8 kilometre kuzeyinde bir köydenim. Doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlarım bana, hemşehrilerim şunu söylemişti. Hocam yoruldunuz, bir keşkek yiyelim, rahatlayalım demişlerdi. Ben de dedim ki vallahi çok güzel olur. Affedersiniz, ekleyeyim, düzelteyim daha doğrusu. Hocam bir akşam yemeği yiyelim. Bana demişlerdi ki hocam ne yapalım yani, işte kavurma, pilav falan mı yapalım yoksa keşkek? Yahu dedim arkadaşlar bu sorulur mu? Ne kavurması, ne pilavı? Tabii ki keşkek. Yani bizim bir milli yiyeceğimiz varsa bölgemizde o da keşkek. Sever misiniz? Çok severim. Yani annem çok güzel yapar. Hep her zaman geldiğinde yaptırırdım. Fırında mı yapardı? Kazanda yaparız. Fırında yapmayız. Kazanda yapılır. Eskiden ocaklarda yapılırdı biliyorsunuz. Evlerde bizim bugün şömine diye adlandırmış olduğumuz şeylerin daha primitif, daha ilkel örnekleri diyeyim. İlkel demeyelim. Onun kendi doğası güzeldir. Evvelki örneklerinde ocaklar vardır. Orada sacayak kurulur. Sacayağın üzerine kazan konur yapılır. Ama nihayet keşkek bir düğün yemeğidir. Bir bayram yemeğidir. Bir böyle tören yemeğidir. Asker uğurlarken, düğün yaparken, nişan yaparken yapılan bir yemektir. Zira koca bir kazan, özellikle keşkek kazanları vardır. Onda yapılır. Onun buğdayı çok özeldir. Biliyorsunuz Gendime'den yapılır ve çok hususi bir şeydir o. Ve iyi yapılması gerekir. Eğer bir keşkek iyi yapılmamışsa eziyetlidir, yenmez o. Onun sırrı da adına yalmanlama dediğimiz sürekli bir ağaç sopayla o kazanın içerisindeki keşkek malzeme, yani buğday malzemesi kendime sürekli karıştırılması ve tabiri caizse macun haline getirilmesi lazım. Dünkü keşkeğimiz Murat Bey 10 numaraydı. Dedim ki arkadaşlar tabii ki keşkek olacak. Kabaca 600 kişi için bir planlama yapmışlardı.
Ben arkadaşlar 600 kişi nereden gelsin köye falan filan dediğimde, ama dün dedi ki hocam yaklaşık 1400-1500 kişi vardı. Evet. Tam bir şenlik havasındaydı, festival havasındaydı. Kürsü vardı, ses düzenleri vardı. Tabii biz de orada biraz havaya girdik. Ama izlemişsiniz, çok teşekkür ediyorum. Kendime söz verdim. Dedim ki Coşkun, Coşkun Çakır, sakın duygusallaşmayacaksın. O bakımdan oralarda annemi, ablamı, babamı gördüm otururken. Gözlerimi onlardan ıraklaştırdım. Onlara tutmadım. Hatta boşluğa bakmak suretiyle ola ki bu duygusal şey sağlamayalım yani, kopuş. Ve iyi bir konuşma oldu, samimi bir konuşma oldu. Orada sizin dediniz dedim ben. İnanır mısınız? Bütün içtenliğimle söyledim bunu. Ben profesörüm. Yurt dışında çalıştım. Yurt içinde çalıştım. Farklı üniversitelerde yöneticilik yaptım. Akademik olarak, bürokratik olarak unvanların ben hepsini aldım. Bundan sonra bir unvana ihtiyacım yok. Ama şimdi milletvekili oluyorum. Orada gördüğüm sahne, Murat Bey, o insanların samimiyeti, hasbiliği, harbiliği beni o kadar etkilendi ki, o zaman söyledim, bütün unvanlarım, bütün titirlerim, bütün kariyerim, milletvekilliğim, bakanlığım, şunun bunun, hani yakıştırıyoruz ya birileri, evet. Hepsi dedim buradaki sahneye feda olsun. Bundan daha kıymetli bir insanın önünde elde edebileceği bir şey yoktur. Oradaki yaşlı Türkmen kocası amcalarımın, beyaz aktürbentli nenelerimin, halalarımın, i̇şte teyzelerimin, zaten şu anda ekranda. Onların bana söylemiş oldukları, göstermiş oldukları ilgi anlatamam ya. Bu çok muhabbetli bir şey. Ve inanır mısınız? Konuşmak öyle zorla yapılabilecek bir şey değildir. Adama silah dayasanız konuşmak istemiyorsa konuşamaz. Dinlemek de öyle bir şeydir. Ben 15-20 dakikalık konuşma planlamıştım. 15 dakika. Çünkü biliyorum ki her uzun konuşma yorucudur. İnsanları sıkar bir nihayetinde. Ben bir de siyasi dokusu çok fazla olan bir konuşma olmasın istemiştim. Memleket meselesi olsun, millet meselesi olsun, vatan meselesi olsun demiştim. Ve zaten konuşmama da vatan kavramıyla girmiştim. Evet, burada da gördüğümüz gibi. Ama o koca kalabalık, yarısı oturuyor, yarısı ayakta. Yaşlı insanlar da var, rahatsız oluyorum. O koca kalabalık, ben yarım saat konuştum. Saatimi de kolluyorum bir taraftan. İnanır mısınız, hiç usanmadan, bıkmadan tüm dikkat beni dinliyorlar. Ben de konuşmayı tabiatıyla biraz uzattım. Ama günün sonunda benim hayatımdaki en mutlu olduğum anlardan belki biri, belki birincisiydi. Onun için bunu hiç unutmayacağım. Allah onlardan razı olsun. Peki efendim. Baktığımız zaman siyasette gerçekten annenin babanın duasını almak kadar güzel bir şey yok. Size de sadece aileniz değil, tüm Tokat hayır duasıyla inşallah 2015 genel seçimlerinde sizi Ankara'ya yolcu edecek. Siz bahsettiniz ya, ben daha çok projemden bahsetmek düşünüyordum. Yani yapılacak çalışmalar. Konuşmak istiyordum ama oraya baktığım zaman, o sevgiyi gördüğüm zaman ben birazcık daha konuşmalarımı uzattım dediniz. Peki biz dönelim siyasete ve yapılacaklara. Tokat'ta Tokat Havalimanı Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun Tokat'a gelmesiyle birlikte müjdeyi verdi. Ama öncesinde biz sizden yaptığımız o programda ağzınızdan o baklayı almıştık Sayın Çakır. Evet, Anadolu Jet belki Tokat'a çok kısa zamanda iner Türk Hava Yolları demiştiniz ve Türk Hava Yolları'nın uçağı da Sayın Başbakanımızın geldiği günden itibaren seferlerini başlattı. Ama şöyle bir halk dilinde konuşmalarında soru işaretleri oluştu beyinlerinde vatandaşlarımızın. Havalimanımız yapılacak mı? Veya yapılacaksa ne kadar süresi içerisinde yapılacak? Nereye yapılacak? Veya gece gündüz inebilecek mi uçaklar, büyük uçaklar inecek mi, kargo uçaklar inecek mi? Bunlar hep soru işaretiydi. Bununla ilgili net bir çözüme varıldı diye biliyorum. Neler söyleyeceksiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Nihayetinde siyaset konuştuğumuz zaman dünya kadar şey konuşuyoruz. Fakat siyasetin özü, esası aslında hizmettir. Siz siyaset yaptıktan sonra hizmet bırakmışsanız, siz hayırla anılırsınız, yad edilirsiniz. Hatta buna kimileri sadaka-i cariye denir. Siz öldükten sonra da o hayır dua devam eder. Eğer siz hizmet yapmamışsanız, bir şey üretmemişseniz, inanır mısınız, sokağa çıkamazsınız. İnsanlarla kucaklaşamaz, tokalaşamazsınız. Bizim de bu felsefeden, bu yaklaşımdan hareketle temel esprimiz bu oldu. Dedik ki biz neleri yapabiliriz? Murat, görmüş olduğu meselelerin başında hep ulaşım ve ulaşımın başında da havalanı geldi. Bazı arkadaşlarım beni eleştirdiler. Dediler ki ya hocam siz bu havalanı meselesini çok abartıyorsunuz. Bazen tereddüt ettim. Acaba abartıyor muyum dedim. Fakat abartmadığını bir daha gördüm. Bakın,
şu süre içerisinde sağ olsunlar arkadaşlarımdan, İstanbul'dan, Ankara'dan, akademisyen arkadaşlarım, bürokrat arkadaşlarım, kimi siyasetçi arkadaşlarım, belki 100, belki 120 kişi beni desteklemek için Tokat'ımıza geldi. Onlar geliyorlar, bizim yanımızda biraz takılıyorlar. Sonra ben onlara arkadaşlarım vasıtasıyla bir Tokat kebabı ısmarlatıyorum. Biraz da diyorum Tokat'ı gezdirin. Geziyorlar, ondan sonra da gidiyorlar. Müsteşarlar, genel müdürler, efendim daire başkanları, eski siyasetçiler, bakanlar vesaire. Şimdi bunların hepsinin dediğinden çıkan sonuç şu. Ya hocam İstanbul'dan geleceğiz, canımız çıkıyor. Bir türlü uçak ayarlayamıyoruz. Birinin saati, dönüşü, kalkışı, inişi vesaire. Hatırlarsanız benim demiş olduğum bir şey vardı. Tokat'ta kendi elimizde uçuş kültürünü yok ettik. Zaten yeni yeni oluşmaya başlayan uçuş kültürü kayboldu. Şimdi bu insanlar bir daha Tokat'a gelirken ya Sivas'tan mı gideceğim, Samsun'dan mı döneceğim? Ben dün akşam arkadaşımı, bugün sabah toplantısı vardı yönetim kurulu başkanı, saat 3'te arabayla Merzifon'a gönderdim. 5.50'de uçakla İstanbul'a uçmak zorunda kaldı. Bu bir eziyettir. Bu arkadaşım 1,5 saat boyunca gecenin bir yarısında buradan Merzifon'a gitmek zorunda kaldı. Buna rağmen iyi bir imkandır eyvallah ama bir eziyettir. Nihayet genç arkadaşlarımı görevlendirdim. Onlar da uykularını kesmek suretiyle işte bu arkadaşım oraya götürdüler. Ne lüzum var buna? Bunun tabii yolu bellidir. Bir, düzenli bir şekilde uçuşun sağlanması lazım. Kesinlikle. Düzenli bir uçuşun olabilmesi için düzenli bir hava alanının olması lazım. Bizim şu anda problemli bir havaalanımız var. Ve bu havaalanının yeniden yapılması lazım. Sivas mitinginde ki Sayın Başbakanımızın ikinci mitingiydi. Erzurum'dan sonraki yapmış olduğu biliyorsunuz kongreleri Mustafa Kemal'in başlatmış olduğu kongreleri esas almak suretiyle Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi gibi Erzurum mitingi ve Sivas mitingi olmuştu. Biz oraya gittik. Celil Hocam'la, Celil Göçer Hocam'la beraber gittik ve Sayın Enerji Bakanımız Taner Yıldız'la bir görüşme yaptık. Arkasından tuttuk Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Bey'le bir görüşme yaptık. Daha sonra Sayın Başbakan'la bir görüşmemiz Ankara'da oldu. En son Sayın düzeltiyorum. Ulaştırma Bakanımızla ilk görüşmeyi yaptık. Doğalgaza gitti zihnim bir an. Eski Ulaştırma Bakanımızla o konuda malumat sahibidir. Sonra da Sivas'ta yeni Ulaştırma Bakanımızla görüşme yaptık. Ve en nihayet Sayın Başbakanımızla görüşme yaptık. Biz şunu arz ettik onlara. Dedik ki efendim bizim havaalanımız problemli. Mevcut pistimizde problem var. Yeni pistin yapılması lazım. Sağ olsunlar bizi dinlediler, lütfettiler ve müjdeyi 21 Mayıs'ta o muhteşem mitingde hiçbir zaman unutamayacağımız, Tokatlıların hiçbir zaman unutamayacağı Tokat tarihinde bir ilk olan o mitingde verdi müjdeyi. Şimdi yapılan şey şudur. Bir, 21 Mayıs itibariyle mevcut pistimize, ki mevcut pistimiz kabaca 1600-1700 metre arasında, 1650 diye yuvarlayalım biz onu. Hı hı. Ve uçuş istikameti problemli bir pist. Büyük uçaklar buraya inemiyor. Küçük biz, uçaklar bile inerken sıkıntı yaşıyor. Biz nihayetinde oraya 110 kişilik uçakları indirmeye başladık. Hem Borajet'in kiralamış olduğu uçaklar iniyor, hem de ilk defa ve çok şükür uzun bir aradan sonra devlet, yani Türk Hava Yolları, yani Anadolu Jet uçuşlarına başladı. Haftada 3 gün uçuş yapıyor. Borajet'le aynı anda uçtuğunda Tokat'a 2 sefer olmuş oluyor. Eğer ayrı uçmuşsa Tokat'a 1 sefer olmuş oluyor. Memnunuz bundan. Onun için Sayın Başbakanımıza, Sayın Ulaştırma Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fakat bu bizim için yetmez. Çünkü burada devam edemeyiz. Ve nihayetinde yeni bir karar aldık ve bir yeni havaalanı yapılması sözünü Sayın Başbakan oradan gür sesiyle söyledi. Şimdi bu pist mevcut pistin daha ötesine Irmak tarafına yapılmak üzere olan bir pisttir. Projesi çizilmiştir hızlı bir şekilde ve nereden geçeceği bellidir artık. 2700 metrelik bir pisttir bu pist. Ve en son hem Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen bürokrat arkadaşlarımız hem de Türk Hava Yolları'nın yetkilileri gelmek suretiyle burada Sayın Valimizle, belediye başkanımızın olduğu arkadaşlarımızla, yetkililerimizle toplantılar yapıyoruz. Bizim yine Demet Bey'le, Türk Hava Yolları alan müdürümüzle toplantı yapıyoruz. Ve ben şöyle bir cümle söylemiştim. Sizin de hatırlayacağınızı düşünüyorum çünkü muhtemelen sizin vasıtanızı söylemiştim. Ben bu pistte kargo uçağının inmesini istiyorum. Evet. Biz buraya kargo uçağı insin istiyoruz. Dediler ki ihtiyaten biz burayı 300 metre daha büyütelim. Yani 2700 değil 3000 metre olsun. Bu sefer artık buraya
kargo uçağı dinip kalkabilecek. Yarın bir gün bizim dayanaksız tüketim malları dediğim benim yaş sebze, yaş meyveyi ilgili yerlere, yurt içinde ve yurt dışında taşıyabilecek bir esprisi, özelliği olsun istedik. Şu andaki pist, yapılacak olan pist, bunun için yeterli, hem de fazlasıyla yeterli bir pisttir. Hızlı bir şekilde kamulaştırılma başlayacak şu anda. Eğer başarabilirsek, ki başaracağımıza inanıyorum ben, inşallah orada kamulaştırma ile ilgili kafamızda olan bazı, burada şu anda deklare etmeyeceğim, özellikle bir takım şeyler var, planlarımız var. Hı hı. Bu bizi orada zaman tasarrufuna sevk edecek ve bir tarafta uçuşlarımıza devam ederken öbür tarafta da havalanımız, yeni havalanımız yapılmaya devam edecek. Hemen onun biraz ötesinde Irmak tarafında yeni pistimiz. Yetmez. Biz buraya bir, sadece Sabiha Gökçen'den uçak kalkmasını istemiyoruz. Hem Sabiha Gökçen'den bir slot hem de Atatürk Havalimanı'ndan bir slot istiyoruz. Tek uçak yetmez. Mutlaka sabah bir, akşam iki olmak üzere iki uçak kalkmasını istiyoruz. Böylelikle sabah gelen bir kişi burada akşama kadar işini bitirecek. Eğer İstanbul'da yaşıyorsa, efendim çok yoğun bir iş adamıysa akşam uçağıyla geri dönecek. Ya akşam gelecek, istirahatını edecek, burada konaklayacak. Sabah 8'deki toplantısına burada yönetim kuruluna katılabilecek. Bunlar sadece Tokat dışından insanlarımız için, turistler, iş adamları, akademisyenler için geçerli değil. Bizim kendi insanımız için de geçerli. Sabah gelecek, hemen ilk minibüsü atlayacak. Erbaa'ya mı gidiyor, Niksar'a mı gidiyor, Reşadiye mi gidecek? Yahut Artova'ya, Yeşilyurt'a, Sursa'ya mı gidiyor, gidecek? Yahut Tokat merkeze mi geliyor? Bakın o zaman üniversitemize de katkı sağlayacak bu. Gerektiği zaman bir hocamız burada gelecek, ders verecek, dersini verip gidebilecek. Bütün üniversitelerde hoca transferi, exchange dediğimiz hoca alışverişi havalan vasıtasıyla yapılabiliyor. Bir hoca başka üniversiteye gidiyor, orada ders veriyor. Oradaki hoca da belki üniversiteye ders vermeye gelip gidiyor. Özetle söylemek gerekirse, havaalanı bizim olmazsa olmazımız ve ben kişisel olarak da bunu vurgulu söylüyorum. Abartılı bulabilirsiniz belki Murat Bey. Bu havaalanı meselesi benim tabiri caizse ne diyeyim, siyasetteki bir numaralı gündemimdir. Bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim ve Allah'ın izniyle de hükümetimizin de desteğiyle bu havaalanı ile ilgili öngörümüzü en kısa sürede hepsini zaten başladık gerçekleştirmeye. Tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Ve inşallah umuyorum ve diliyorum ki 2017'de inşallah 2018'e sarkmaz biz yeni havalanımızda, yeni pistimizde inşallah uçuş sağlayacağız. İlk uçuşu da basın mensuplarına biz yapalım. Hiç kuşkusuz. Hocam, hiç kuşkusuz. Ücretsiz yapalım. Devletten onu da talep edelim. Keşke olağanüstü şeyler olmasa bir 29 Ekim'de gerçekleştirsek bunu inşallah. Çok güzel olur inşallah. Tabii bunun yanı sıra Sayın Başbakan Davutoğlu Tokat'taki mitinginde hızlı tren sözünü verdi. Dedi ki Tokat'ta yani Tokat merkeze hızlı tren yani mutlaka ki girmesi bile ama en yakın mesafeye kadar gelebilecek en yakın mesafeye kadar ben hızlı tren sözünü Tokat'ta hemşehrilerime veriyorum dedi. Siz de bunun birebir takipçisi oldunuz. Evet, birebir bunu Tokat'ta hemşehrilerimize her fırsatta söylediniz. Şimdi köprü başında Tokat köprü başında da biz kocaman bir pankart görüyoruz. Tokat hızlı treni hayırlı olsun. Ne efendim hızlı trenimiz nereden geçiyor? Ne oluyor? Nasıl bir yol izlenecek? Biliyorsunuz hızlı tren son dönem ulaştırma politikalarının merkezinde yer alan bir enstrüman. Türkiye'nin her tarafına yayılmaya başladı. Hı hı. Şimdi hızlı tren vardı. Artık biliyorsunuz daha hızlı tren. Şimdi evet. Geliyor. Samsun, Amasya, Tokat, Sivas hızlı tren hattı var. Kuzeyden güneye yahut güneyden kuzeye diyeyim nasıl adlandırırsanız. Fakat bizim hızlı trenin geçtiği yer Turhal ve Zile ilçelerimiz. Arkasında da Artova'dan geçiyor biliyorsunuz. Bir anlamda Tokat'ın batısından ve güneyinden geçiyor. Turhal, Zile ve Artova. Oradan gidiyor. Şimdi biz istiyoruz ki hızlı tren sadece oradan geçmekle kalmasın. Burada 150 bine yaklaşmış nüfusuyla büyük potansiyel olan, geleceği olan bir vilayet var. Tokat var. Adına saplama dedikleri bir terim kullanıyorlar. Ana artere, bir şekilde ana artere bir saplama yapıyorlar. Şimdi Tokat'a Turhal üzerinden bir saplama yapılacak. Hızlı tren Tokat'ın merkezine gelecek.
Neresi mesela? Nereye kadar gelebilir Tokat merkeze? Öyle bir çalışma yapıldı mı? Belli mi? Hayır, belli değil ama nihayetinde 4 yola gelir. Nihayetinde eski sigara fabrikasının oraya kadar gelebilir. Belki Gübeğine kadar gelebilir. En yakın mesafeye kadar gelecek. Tabii ki insanların bir ikinci enstrümanı kullanmaksızın gidip istasyondan binip devam edecekleri bir tren. Bu yani noktası önemli değil. Önemli olan Tokat merkeze hızlı tren hattının gelecek olmasıdır. Bu şu anda programa konuluyor. Yatırımı şekillenecek. Onun dışında sadece bu değil. Onu atlamayalım. Normal tren hattı devam ediyor. Kesilmiyor biliyorsunuz o hat. O devam edecek. Şu anda Amasya, Samsun Amasya, Turhal Artura, Sivas tren hattı devam ediyor. Oradan da bir saplama gelecek. İkisi aynı hat değil. Biri ayrı ray, diğeri ayrı ray. Biri normal ray, diğeri hızlı tren rayı. O da gelecek. Yan yana gelecek muhtemelen. Teknik tarafına girmek istemem. Bilmediğim bir şey çünkü. Muhtemelen diğer örneklerinde gördüğüm gibi, İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, Konya'da gördüğüm gibi muhtemelen yan yana gelecek. Ve oradan da normal tren hattı geçecek. Bunu da atlamamak lazım. Bu da bizim çok çok önemli. Özellikle yük taşımacılığında, mal taşımacılığında o da çok önemli. Hızlı tren ise insan taşımacılığında çok önemli. Peki Tokat'ta ulaşımı aşıyoruz. AK Parti 2023 hedefinde Tokat bazında baktığımız zaman ulaşımda bir sorunu kalmayacak. Evet. Gözüyle gözlüyoruz. İlk söylediğim cümle buydu. Tokat'ın sosyoekonomik tablosunun anahtar kavramı kelimesi ulaştırmadır demiştim. Evet. Aynı kanaatimi koruyorum. Belki izin verir misiniz bilmiyorum. Karayolunu da söylememiz lazım. Ben oraya değinecektim. Lütfen buyurunuz. Son bir yer kaldı diyecektim. Niksar'ı denize indireceğiz. Hadi Tokat'tan eşimizi alacağız, sevdiklerimizi alacağız, arabamıza bineceğiz, piknik tüpümüzü de alacağız. Sayın Çakır, deniz kenarında bugün hadi bir çay içelim diyeceğiz. Aynen. Ve yarım saatte 45 dakikada biz Niksar'dan denize ineceğiz. Aynen, aynen. Bunu ne zaman tamamlıyoruz hocam? Biliyorsunuz bu çalışma devam ediyor. Hı. Şu anda siz de oradan geçtiğinizi görürsünüz. Bu bölgenin en kötü yolu Gümenek Dönekse yoludur. Evet. Burada benim diyen adam araba tutar. Benim babam yıllarca gurbette yurt dışında da yaşamıştır. Hala araba tutuyor oraya girdiğinde. Onun dışında tutmuyor. Ben de espri yapıyorum. O kadar kötü bir yol ki bu. Evet. Ahmet Ağa'nın tarlasından geçmiş. Oradan geçme sağa sep. Mehmet Ağa'nın tarlasından geçmiş. Oradan gitme sola git. Ve böylece ucube bir yol ortaya çıkmış. Bu yol bizi yıllardır yordu. Ben 50 yaşındayım. 10 yaşımdan beri o yolu kullanıyorum. Yani 40 yıldır yeter. Artık yeter. Şu anda çalışmalar başladı. Devam ediyordu. Fakat yavaş gidiyordu. Talimatımız geldi. Bizim talimatımız değil. Tabii ki Ankara'nın talimatı. Eğer bu ara o yolu kullanıyorsanız görüyorsunuzdur. Çalışmalar hızlandı. Daha şimdiden hızlandı. İnanın biz bu dönemde bu yolu çok hızlı bir şekilde tamamlatacağız. Bütün enerjimizi oraya teslim edeceğiz. Odaklaşacağız. Çünkü bu yol bizim denize ulaşım yolumuz. Hava tamam. Demir tamam. Karayolunu denizle beraber bağlayacak olan birleştireceksin dediğiniz gibi ne zaman denize gidecek? Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu da tamamlanacak. Hızlandıracağız ve bunu bitireceğiz. Biliyorsunuz geçen haftada Akkuş tarafında ihale yapıldı. Hı-hı. Orada da çalışmalar başlayacak. Yani aynı anda Niksar Akkuş arası, Akkuş Ünye arası ve Niksar Tokat arası çalışmaya devam edecek. 29 Ekim 2017'de burayı da bitirmiş olur muyuz hocam? Bunu bilmiyorum. İnşallah. Bunu bilmiyorum. Diliyorum, umuyorum ama bilmiyorum. Hı-hı. Çünkü bunu ezbere söylersem doğru bir şey yapmış olmam. Ama bitmese bile çok büyük bir yol kat edilmiş olur değil mi? Elbette. Şu anda bile tabi size yoldan gittiğiniz noktalar var biliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Evet. Mesela Gökdere'den bu yana gelebiliyorsunuz yani. Hı-hı. Peki hocam Tokat'ta ulaşımı açtık. İnşallah 2017'ye kadar Tokat'ın hiçbir sorunu kalmaz. Ulaşımda hava, kara, demir yolu hepsi bitmiş olur. Tek temennimiz bu çünkü insanlar Tokat'a istediği şekilde gelir uçakla, trenle, gemiyle, havaalanıyla her şekilde gelir. Ama Tokat'ımızda önemli sorunlardan bir tanesi de hayvancılıktı. Hayvancılık çok konuşuldu. Hayvancılıkta ne tür yatırım planları yapıldı Tokat için Sayın Çakır? Şimdi Sayın Başbakanımızın o unutulmayacak harika mitinginde 40 binlerin katılmış olduğu o harika mitinginde normal şartlarda Sayın Başbakan mitinglerinde kabaca söylüyorum 40 dakika konuşuyor. Hı hı. Tokat mitinginde muhtemelen bir istinası belki bir iki istinası 55 dakika konuştu biliyorsunuz. Evet. Ve dedi ki Amasya mitingi olmasaydı burada biraz daha konuşmak ve kalmak isterdim. Çünkü mitinglerdeki muhabbet de çok güzeldi. Sayın Valimizin odasına makama geçildiğinde orada da muhabbet devam etti.
Çok güzeldi, çok tatlıydı. Sonra dedi ki, ya dedi, konuşmayı uzattık, hayvancılık açıklamadık dedi. Biz de Sayın Başbakanımızın hayvancılığı da açıklamasını bekliyorduk. Çünkü daha evvel biliyorsunuz mitingden iki gün önce Celal Hocam'la beraber Ankara'ya gittik ve hem il bazında hem de içer bazında Sayın Başbakanımıza bir takım datalar ve taleplerimizi arz ettik. Lütfettiler ve bizi dinlediler. Ya dedi çocuklar şeyi hayvancılığı konuşmadık dedi. Dedik ki efendim biz de fark ettik. Siz herhalde bildiğiniz var diye düşündük. Eğer izin verirseniz biz açıklayabilir miyiz dedik. Sağ olsun o da dedi ki açıklayın. Nitekim daha sonra Sayın Ulaştırma, özür diliyorum, Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz Bey geldiğinde onun da bilgisi dahilinde, çünkü onun özellikle bilgisi dahilinde o açıkladı. Ondan sonra bize de izin verdiler. Biz de artık konuşmalarımızda bunu açıklıyoruz. Bu nedir? Bu şudur. 2014 yılında bir grup ille ilgili Tarım Bakanlığı bir karar aldı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün almış olduğu bir karar. Bu karar çerçevesinde bir teşvik programı uygulanıyor. Bu iller içerisinde bizim ilimiz yoktu. O kadar biliyorsunuz hayvancılıkla ilgili muhtelif destekler var. Evet. Bunların dışında bir şey bu. Ve bunların fevkinde, üstünde bir şey bu. 2018'e kadar, 2014-2018 arası biz 14'te buna giremedik. 15'in ortasındayız. Şimdi buna girdik biz. Bir yılı kaybettik. Şimdi 15'in yarısı 16-17-18. 3,5 yılımız var. Bu 3,5 yılda Tokat'ta hayvancılık Allah'ın izniyle uçacak. Ne öngörüyor? Çok kaba cümlelerle söyleyeyim ben size Murat Bey. Bir, hayvanla ilgili teşvik öngörüyor. İşte büyük başta 10'dan aşağı olmayan, 50'den 49'dan fazla olmayan 10 ila 50 arasındaki büyük baş hayvana. Aynı şekilde küçük baş hayvanda 100'den aşağı olmayan, 200'den fazla olmayan, yani 100 ile 200 arasındaki küçük baş hayvana ahır yapımı, ağıl yapımı, damızlık temini, efendime söyleyeyim, şeklinde başlayan, başka da unsurlara esaslar olan bir dizi teşvik. %50'den başlıyor, %80'e kadar varıyor. Bir başka ifadeyle söylemem gerekirse, 10 lira harcadınız, 5 lirasını devlet veriyor. Yahut %80'e çıkarsa, ki kimi kümelerde %80, 10 lira harcadınız, 8 lirasını devlet veriyor. Bu müthiş bir şey. Buna şu anda 2 il dahil edilmişti. Bölgemizden Sivas ve Yozgat 3. il olarak Tokat dahil edildi. Bu benim çok ciddiye aldığım bir şey. Çünkü bizim bölgemizde elbette turizmi canlandıracağız. Elbette tanıtıma önem vereceğiz. Elbette sanayiyle ilgili kayıtsız kalmayacağız, boş geçmeyeceğiz ama nihayetinde tarım hala dominant olmaya, esas olmaya devam ediyor. Bu Allah'ın vergisi güzel araziler olduğu müddetçe, bu Allah'ın vergisi, efendime söyleyeyim, bu 3 tane ırmak bizde mevcut olduğu müddetçe tarım yapmamamız diye bir şey söz konusu olamaz. Benim bugün yediğim çileyi, bir hafta yediğim çileyi bak ikinci defa söylüyorum. Başka yerlerde de tadına mağınızda kaldı herhalde. Bir saat önce yediğim için öyle bir şey yok. Öyle güzel bir şey. Allah'a şükürler olsun. Öyleyse hayvancılık ve tarım bizim için olmazsa olmaz bir şey. Bu haliyle hayvancılık müthiş canlanacak. Bütün bu canlanmaların tabii ki biliyorsunuz ekonomide her sektör birbirine entegredir. Eğer siz tarımı geliştirmişseniz hemen arkasından tarıma dayalı bir sanayi oluşur. Tarıma dayalı sanayi, sanayiyi tetikler. Sanayi üretimi yaptığınız zaman, sanayi üretimi yaptığınız zaman ticaret devreye girer. Ticaret devreye girdiğinde gümrüğü gelir, başka şeyleri gelir, ithalatı gelir, ihracatı gelir, büyürsünüz. Peki hocam, hayvancılıktan, tarımdan çok fazla bahsederken Tokat hemşehrilerimizin bir derdi olan, Tokat'ın bir sorunu olan kene ile ilgili bir çalışma yapılacak mı Tokat'ta, Türkiye genelinde? Kene ile ilgili bir projeyi siz meclise gittiğiniz zaman kenenin mutlaka ki bir çözümünü bulması için çalışma başlatacak mısınız? Yani tabii kene ölümü insan üzen bir ölüm. Her ölüm insanı üzer. İstatistik olarak çok ölüm yok biliyorsunuz. Özellikle bu sene Allah'a şükürler olsun şeytan kulağına kurşun derler ya Anadolu'da. Bir elin parmakları kadar ölüm sayısı olmadı. Televizyonda, gazetede siz veriyorsunuz zaten. Zile'de işte bir veya iki vaka oldu. Bir Amsa Mireşade'de de vaka oldu. Eksik yanlış söylemeyeyim. Ama çok az çok şükür. Biliyorsunuz en yoğun olduğu ay Haziran ve Temmuz ayı. Mayıs'ın ortasından başlıyor. Haziran'ın sonuna doğru Temmuz'un başında yavaş yavaş sonlanıyor. Şu ana kadar çok az. Diliyoruz inşallah
Bundan sonra da zor olur. Burada bir parametre, yağmurların bol olması, havanın görece çok sıcak olmaması önemli parametre. Ankara'da bildiğim çalışmalar var. Sivas'ta bildiğim çalışmalar var. Bizim üniversitemizde de yine buna kayıtsız kalınmıyor. Fakat bunun doğanın, tabiatın dengesiyle oynandığı için böyle bir şey var. Mesela bu arada gitmiş olduğum, gezmiş olduğum yerlerde, köylerde eğer tavuk varsa o köylerde kene vakası neredeyse yok denecek kadar az. Fakat bir şekilde boşaltılmış, efendim tavuk vesaire falan kalmamışsa oralarda kene vakası var. Çünkü tabiatın kendi bir doğal dengesi var. Tavuk kene yiyor, kene başka bir şey yiyor, yılan fare yiyor, fare başka bir şey yiyor, bir düzen var. Doğanın düzeni bu. Bizim bu doğa düzeniyle çok fazla oynamamamız gerekiyor. Umuyorum ve diliyorum ki inşallah bu eskiden var olan bir vaka değildi. Eskisinden olduğu kadar da şu anda yüksek değil vaka sayısı. Umuyorum kendi doğallığı içerisinde, çünkü en önemlisi kendi doğallığı içinde sonlanması, sönümlenmesidir. Hiç kuşkusuz kendi doğallığını beklemeden de kimi tedbirler alınacak, alınmaya da devam edilecek. Peki Sayın Çakır, zaten yorgunsunuz, çok fazla sizi tutmak istemiyorum. Birazcık da dış politika değinmek istiyorum. Ondan sonra izleyenlerimize veda edelim. Dış politikada baktığım zaman dış politikadaki basın, özellikle dış ülkelerdeki basın Türkiye'nin gündemini çok sıcak takip etmeye başladı. Gündemde de atılan manşetlere şöyle baktığımız zaman o gazetelerin hepsinin hemen hemen sanki ortak bir elden yazılmış, ortak bir dilden yazılmış gibi böyle manşetleri, işte sür manşetleri ve içeriği hep aynı. Yani dolgular sanki bunu birisi size vermiş, alın bunları gazetenizde, bütün ülkelerde, gazetelerde yayınlayın diye servis yapmış. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Neler oynanıyor Türkiye üzerinde? Nedir bu Türkiye'den istedikleri? İyi ki sordunuz. Çok teşekkür ederim. En iyi kötü dış basına bakıyorum. Şu ara çok yoğun bakamamakla beraber ya kendim akşamları biraz karıştırıyorum yahut da arkadaşlarım bilgi notu olarak bana ulaştırıyorlar. Dün Guardian bir manşet attı biliyorsunuz Türkiye ile ilgili. Evet. The Guardian. Atmış olduğu manşet Türkiye'deki seçim barajı ile ilgiliydi. %10 barajını anlatıyor ve kabaca haberi özetlemem gerekirse diyor ki bu %10 barajı işte Tayyip Erdoğan diktatörlüğünün simgesidir, efendim payandasıdır, arka planıdır vesaire vesaire. Şimdi nereden almış haber kaynaklarına bakıyorsunuz? Bir yerden geliyor haber kaynağı. Biraz geriye gittiğinizde Türk medyasında da yer aldı bu. Der Spiegel. The Economist. Wall Street Journal. Financial Times. Ve en son The Guardian. Beşinin son günlerde atmış olduğu manşet, Türkiye ile ilgili vermiş olduğu haber Murat Bey aynı. Haberin metni bile neredeyse aynı. Muhtevasını bırakın, çerçevesi bile aynı. Şimdi o zaman şu akla geliyor. Çok açık bir şekilde. Bunlar aslında bir tane haber alıyorlar, hepsi beraber yayınlıyorlar. Aynı haber kaynağı. Bir başka yere sorma ihtiyacı duysa, bir başka yere, başka insanlara, başka aydınlara, mütefekkirlere, entelektüellere, başka medya mensuplarına sormuş olsa farklı cevaplar alacakları çok açık. Ama bir sanki böyle bir, hani derler ya Polonya'dan çıkmış gibi diye, çıkmış gibi bir tek tip, tek tip manşet, tek tip haber, tek tip konu, mevzu, tema. Yani bu hakikaten Batı medyası adına beni üzüyor. Yani bu böyle olmamalı. Siz eğer hakikaten sahiden medyanın temel fonksiyonu olan habercilik yapıyorsanız bunu her tarafı, her kesimi konuşturmak, söyletmek, fikirlerini ortaya çıkarmak suretiyle araştırmalı, almalı ve yazmalısınız. Eminim o zaman saymış olduğum bu beşli de, Der Spiegel, The Economist, Wall Street Journal, Financial Times ve Guardian'da bunların hepsinin farklı farklı olması gerekir. Ama değil. Bu iyi bir şey değil. Bu ülkemizle ilgili iyi bir şey değil. Yine size katılıyorum. Sanki bugün seçim Almanya'da yahut İngiltere'deymiş gibi, Londra'da yahut Berlin'deymiş gibi. O kadar yoğun bir Türk seçimiyle ilgili gündem ajanda var ki ne oluyoruz yani? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne var? Ne işe yapıyorsunuz? Kaygısını taşıyorsunuz. Ve yine habere dönecek olursam Guardian'daki, dünkü Guardian. Efendim %10 barajının anlatıyor. Yani birisi şu soruyu sorsa bütün kurgu bozulacak. Monşer, azizim, bu %10 barajını Tayyip Erdoğan koymadı.
Bu %10 barajını Tayyip Erdoğan koymadı. Bu cümleyi kurduğunuzda bütün kurgu, bütün iskelet dağılacak. Küt diye çökecek. Yani bütün küpler yerde bir. Ben hala söylüyorum. %10 barajı yüksek bir barajdır. Ama AK Parti'nin bu konudaki çabasını bütün herkes biliyor. Diliyorum, umuyorum, niyaz ediyorum bir dahaki seçime bu %10 barajıyla girmeyiz. Girmemeliyiz. Ama netice itibariyle buradan bir barajı kaldıracak şekilde bir irade çıkmadı. Bu en iyi irade yine AK Parti'den çıktı. Ama armudun sapı, üzümün çöpü demek suretiyle bu iradeyi bir şekilde sulandırdılar. Ve çünkü onlar biliyoruz ki biz bir partinin barajı aşması meselesi var. O da HDP. Yani eski adıyla BDP. Onlar o zaman HDP'nin yani BDP'nin baraj aşmasını istemiyorlardı. CHP istemiyordu, MHP istemiyordu. Sorsaydınız hiç istemezlerdi. Gelin görün ki Allah'ın işi, kaderin işi bugün HDP'nin barajı aşılması için herkes dört elle sarılmış durumda. Ne olsun da HDP barajı aşsın diye bir gayret bir çaba içerisinde. Ben televizyon konuşmalarımda söyledim. Siz de biliyorsunuz. Gazete demeçlerimde söyledim. Dedim ki HDP barajını normal şartlarda aşacaksa bizim buna saygı duymamız gerekir. Çünkü demokrasinin esası saygı duymaktır. Sandıktan çıkana itibar etmektir, eyvallah demektir. Ama demin de ifade ettiğim gibi bir koalisyonla, bir büyük koalisyonla, içinde siyasi partilerin olduğu, içinde STK'ların, NGO'ların olduğu, içinde yabancı basının yahut yurt dışı basının, Türkiye temsilciliklerinin olduğu, bazen kendi yerel unsurlarının da olduğu, içinde hadi girmeyelim fazla servislerin olduğu, malum servislerin bir büyük kampanya. %10 baraj açsın. Halbuki kendi doğallığı içerisinde açsa mesele kalmaz. Evet. Halkın teveccühüdür. Halkın takdir edersiniz, geçersiniz. Ama böyle olunca bu iş demokratik olmaktan çıkıyor. Antidemokratik bana sorarsanız biraz da gayri etik bir pozisyon alıyor. Bu böyle olmamalı. Diliyorum bunu da bozacak olan, bu oyunu bozacak olan yine milletin iradesi, yine milletin tercihi kararı olacaktır. Çünkü bu arkadaşlarımızın hesaba katmadığı Murat Bey bir şey var. Bakın, bu aziz millet hakikaten zaten biliyordum. Üniversite öğrencilerimden biliyordum ama hele hele şu 45-50 gündür bu güzelim mübarek Tokat topraklarında gezerken o kadar mutluyum ki 45 günün sonunda. Çünkü endişelerim vardı. Aile mefhumuyla ilgili, insanlarımızın töresinin, örfünün, ananesinin deforme olduğu, çözüldüğü şeklinde kaygılarım vardı. Onu bir daha görüyorum ki Allah'a şükürler olsun taş gibi duruyor. Bu bizim için Tokat'ta görmüş olduğumuz fotoğraf aslında Anadolu'yu temsil eder. Çünkü Tokat Anadolu'nun temsil kabiliyeti yüksek bir şehir, evet, kentidir. Özellikle Orta Anadolu'nun Selçuklu Osmanlı Havzası'nın temsil kabiliyeti yüksek bir kentidir. Dolayısıyla Tokat'a bakarak bir Türkiye okuması yapabilirsiniz. Öyle olunca o kadar mutluyum ki şimdi insanımız hala sağlam. Benim o sizin çektiğiniz haberlere yansıttığınız, kamerayla gördüğümüz o teyzelerle, o annelerle, o amcalarla muhabbetim oradan kaynaklanıyor. Anlatabildim mi Murat Bey? Çünkü evet, aynı dili kullanıyoruz. Yani gönül dilini. Peki, hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son virajda Tokatlı hemşehrilerimize Coşkun Çakır ne söylemek ister? Son olarak sizin görüşlerinizi alalım. Ondan sonra da izleyenlerimize veda edelim isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Yani söylenecek çok şey var ama gecenin bu ilerleyen vaktinde çok fazla seyircilerimizi yormayalım. Bir defa biz Tokat'ı sadece Tokat merkezden ibaret görmüyoruz. Tokat'ın her tarafını yani bütün metrekaresini 595 bin nüfusun tamamını yuvarlarsak 600 bin nüfusun tamamını kucaklıyoruz. Murat Bey, iyi ki şu anda aklıma geldi. Bir miktar konuyu değiştireceğim. Lütfen. Bunu söylemezsem hakikaten ödevimi yapmamış olurum. Biliyorsunuz demin ben o büyük ittifaktan, koalisyondan bahsetmiştim ya. Hiç kuşkusuz onun içerisinde bir de bizim basınımız var. O bildik Doğan medyası. Bakın CNN bu şehre geldi ve bir program yaptı. Hepimiz seyrettik. Kanım dondu. Çok üzüldüm. Kırıldım ve incindim. İkinci program daha yaptılar. Bu hakikaten sağlıksız bir şey. Yapılan programı biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Bu şehirden efendim çok göç olduğu, sanki bu şehirde baykuşlar öttüğü,
Efendim OSB'nin, organik sanayi bölgesinin darmadağın olduğu falan filan. Bu ne büyük ayıp bir şey. Ne büyük terbiyesizlik. Kime geldiler sordular. Valilikten bilgi aldılar mı? Belediyeden bilgi aldılar mı? Siyasal partilerden bilgi aldılar mı? Sivil toplum örgütlerinden bilgi aldılar mı? Sizden bilgi aldılar mı? Yok. Geldiler. Zaten yazılı bir haber düzeni vardı. Yaptılar. 3-5 tane kişiyle konuştular. Ve arkasından da işi kapatıp gittiler. Bu hakikaten benim son zamanlarda hep işlediğim, sizinle de konuştuğumuz bir medya mensubu olarak medya etiği dediğim bir mesele var ya. Evet. Bunu ne kadar konuşmamızın gerek olduğu. Bugün sabah da konuştuk. Bir daha konuşmuştuk. Medya etiği. Bizim medya mensuplarının şu an bundan sonra konuşacağımız en önemli meselelerden birisi medya etiğidir. Benim şehrimi, benim kentimi gerçek olmayan bilgilerle bu şekilde 78 milyon insana tanıtamazsınız. Buna hakkınız yok. Dava açmamız lazım bizim aslında. Fakat seçim satım halinde olduğumuz için bir miktar yutkunluğa verdik. Daha bir yıl içerisinde 1300-1400 kişinin çalışmış olduğu OSB'de bugün itibariyle, an itibariyle 2500-2600 kişi çalışmaktadır. Ve yeni üniteler yapılmaktadır. Yeni bir etabın yapılması planlanmaktadır. Ve oraya gelen yabancı firmalar, Tokat dışı firmaların hepsini ziyaret ettim. Onlara dediğim tek cümle var. Beyler, benim hemşehrilerime istihdam açıyorsunuz, iş veriyorsunuz. Sizin heykelinizi dikerim. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Bizim onların heykelini dikmemiz lazım. Çünkü ben biliyorum, inanıyorum ki her eve giden bir ekmek o eve mutluluk götürür. Bir işçi çalıştığında bir kassayıya göre 5, diğerine göre 6 kişiye bakar. Eğer orada bugün 2500-3000 kişi çalışıyorsa 6 ile çarptığınızda 20.000 kişiye tabii ekmek gidiyor oradan yani. Bu benim için o kadar değerli, o kadar kıymetli bir şey ki anlatamam. Ben çekiç sesinden ve makine sesinden mutlu olan bir insanım. Eminim siz de öylesiniz. Kesinlikle. O sesler, sanayideki o çekiç sesi, o OSB'deki, organik sanayideki o motor sesi kesildiğinde hepimizin hanelerimize mutsuzluk gider. Düzenimiz bozulur. Doğalgaz da geliyor değil mi? Evet. Orada. Bakın, sonra da tuttular, doğalgazla ilgili bir tartışma yaptılar. Ve herkes biliyordu ki doğalgaz son aşamasındaydı. İmza aşamasına gelmişti. Yani ne diyeyim şimdi ya, bu ahlak mı Allah aşkına yani? Ve biliyorsunuz, dün de evvelsi gün doğalgaz anlaşması imzalandı. OSB'de şu anda doğalgaz sorunu yok. OSB'nin müdürü böyle bir sorun olmadığını söylüyor. OSB çalışanları böyle bir sorun olmadıklarını söylüyor. Çünkü biliyorlar ki birkaç güne kadar doğalgaz gelecek. Valilik bunu söylüyor. Şimdi birisi diyor ki doğalgaz yok, gelmedi falan filan medyeler. Yani insanın kendi muhitine, kendi şehrine böyle bir kötülük yapmak gibi bir tuhaf, gayri ciddi ve bana sorarsanız gayri etik bir davranışı olamaz. Olmaması gerekir. Bu memleket bizim memleketimiz. Burayı çok seviyoruz. Burada çöp üstüne çöp, taş üstüne taş koymak istiyoruz. Ve nihayetinde bugün orada doğalgaz anlaşması imzalandı. Rahatladı. Göreceksiniz. OSB Tokat'ın kalbi olacak. Olmak zorunda. Başka türlü kurtaramayız. Başka türlü işin içinden çıkamayız. Evet, onu diyordum. Biz sadece Tokat'ın merkezini hesap etmiyoruz. Tokat'ın nihayetinde merkezle beraber toplamda 12, merkez dışında 11 tane ilçemiz var. Kalkınma dediğiniz şey topyekun bir kalkınmadır. Bugün saat 2'de sizin de canlı olarak çekmiş olduğunuz bir tören yaptık biz. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Kazova'daki bir büyük bir projenin birinci etabı. 30 trilyonluk bir projenin 10 trilyonluk eski rakamlı 10 milyonluk birinci etabının imzası atıldı. Biliyorsunuz canlı hayvan evet. Ve Ekbors kurulacak, kombine kurulacak evet. Oraya. Artık Kayseri'ye falan filan gitmeyeceğiz. Ve inanıyorum ki inşallah sizinle biz bunu konuşuruz. Allah size de bana da ömür verir ve konuşuruz. İnşallah. Aynı ünitenin, aynı tesisinin ikincisini Kerkit Havzası'na, üçüncüsünü Artova Havzası'na yaparız. İnşallah. O zaman göreceksiniz ne kadar ileri bir noktaya geleceğiz. Dolayısıyla biz sadece bunu yapmıyoruz. Biliyorsunuz hemen arkasından da onun yine Kazova bölgesinde, Tokat Turhu arasında hepinizin çok iyi bildiği gibi, siz bildiğiniz bildiğim için söylüyorum ben bunu. Oraya da bu sefer ikincisi, tarımın nasıl bu hayvancılık kısmı ile ilgiyse, o da ziraat kısmı ile ilgili olarak yaş, sebze ve meyve uluslararası hali yapacak. Yani bu da yakında inşallah. Almus'ta bir problemimiz var. İlçelerimizde şöyle kısaca geçeyim ben bir. Lütfen. Biliyorsunuz Tokat Almus yolumuz eksik. O yolu tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Artuva'da devlet hastanemiz yok. Oraya devlet hastanemizi kuracağız inşallah. Erbaa'da biliyorsunuz bir spor tesis şehir stadyumu kuruyoruz. Onu gerçekleştireceğiz. Erbaa meydanını ve spor kompleksini ortaya koyacağız. Sivas'ın Çamiçi Yaylası bugün Türkiye'de sahibisi, Niksar'ın Çamiçi Yaylası bağışlayın. Bugün bölgemizin değil sadece, Türkiye'nin sahili yerlerindendir.
Ben ana tarafından Niksarlıyım. Yazları orada geçirirdim. İyi bildiğim için orasını bir Kültür Bakanlığı nezdinde turizm alanı haline getireceğiz. Dolayısıyla biliyorsunuz bir yer turizm alanı haline geldiğinde ne kadar turizm bölgesi ilan edildiğinde ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuz. Reşadiye'den dört gözle beklemiş olduğu doğal gaz Reşadiye'ye gelecek. Sayın Enerji Bakanı'yla görüştük. Arkasından Başbakanlık'la görüştük. Şu anda yazışmalarımız başladı. İnşallah BOTAŞ'la temasa geçilecek. Ve inşallah Niksar, Erbaa, Turhal, Vezire'den sonra da Reşadiye'de doğal gaz gelecek. Aynı şekilde biliyorsunuz Sulusaray'da Alpı Barajı, Sulusaray'ın can damarı. Devam ediyor, biraz yavaş gidiyor. İvedi bir şekilde Sulusaray'ın Alpı Barajı'nı tamamlayacağız. Bir de orada biliyorsunuz Sebastopolis var ki o benim rüyam. Evet, antik kent. O benim rüyam. Çok, çok, kişisel olarak, kültürel çok, özel ilgisi olan birisi olarak. Gerekirse Sulusaray'ı başka bir yere taşıyacağız ve Sebastopolis'i, antik kenti açığa çıkaracağız. Turhal deyince aklımızı tabii ki yegane şey şeker fabrikası geliyor. Olmazsa olmaz. Kesinlikle. Bir de makine fabrikası. Önce makine fabrikasını söyleyeyim. Biliyorsunuz bu süreç içerisinde biz aslında seçim çalışmaları döneminde bir de seçim çalışmaların seçildikten sonraki yapacağımız işleri çalışmaya başladık. Aselsan'dan yetkililer geldi. Toplantılar yapıldı. Aselsan'a nasıl entegre ederiz? Turhal makine fabrikasını konuştuk. Kimi adımlar da atıldı? Daha ilerisini yine sizinle konuşacağız. Burada İnşallah. Bu kameranın karşısında. Turhal Şeker Fabrikası'nın işçileri biliyorsunuz mevsimlik işçi. Bunlar senenin yarısını çalışıyorlardı, yarısını yatıyorlardı. Celil Hocam müjdeyi verdi. Ben de tekraren veriyorum. Sağ olsun çok ilgilendi, alakadar oldu Celil Hoca. Profesör Celil Göçer. Artık 11 ay 15 gün çalışabilecekler. Neredeyse yılın tamamını çalışacaklar. Bu müjdeyi de daha yeni bir taze haber. Bir hafta 10 günlük bir haber. Bunu da buradan aynı şekilde vermek istiyorum. Zile'de ise bildiğiniz gibi Süreyya Barajı meselemiz var. O epey bir noktaya geldi. O da hızlı bir şekilde sulama kanallarının tamamlanmasıyla birlikte nihayet edecek. Zile'nin bir içme suyu problemi var. İnşallah onu da tamamlayacağız. İnşallah. Detaylara girmiyorum. İnşallah. İleride her ilçe için üç büyük proje çıkardı. Bunların hepsini sırayla birer birer gerçekleştireceğiz. Biz de bunları inşallah gerçekleştikçe çıkarız. Hem vatandaşlarımıza bu ekranda anlatırız. Hem de bu projeler gerçekleştirdikten sonra projeler bitti demeyeceğiz. Yeni projeleri de buradan anlatırız. Bir de şey ekleyin. Empati yapayım, sizin adınıza konuşayım. Lütfen. Eksik bıraktığımızda, savsakladığımızda yahut biraz ya uzadığı da iş deyin ki beyler, sayın milletvekilleri, siz şu konuşmalarda şunları söylemiştiniz. Ne oluyor? Şu gündemde şu madde nerede kaldı diye lütfen takip edin. Biz zaten takipçisi oluruz Sayın Çakır. Emin olun. Kanal 60 birazcık o yönlerde sivri dillidir. Niye sivri dillidir? Tokat sevdası vardır. Kalbimizde, gönlümüzde Tokat'a bir tane çivi çakısını isteriz. Bizim başka talebimiz olmaz, isteğimiz olmaz. Sadece budur sevdamız. İnşallah bu şekilde siz de bu şekilden devam ederiz. Hep birlikte taşın altına elimizi koyarız ve Tokat'ı bir şekilde havaya kaldırırız. İnşallah bu geçmiş dönemde eksik yapılan yatırımlar 4 yıllık, 5 yıllık süre içerisinde Tokat alır başını uçar gider hocam. İnşallah. Ben size tekrar konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben de size bana tekrardan böyle bir konuşma fırsatı verdiğiniz için yüz binlerce Tokatlı hemşerimin hem Tokat'taki hem İstanbul Ankara'daki büyük şehirlerdeki hem yurt dışındaki Tokatlı hemşerilerimin evlerinde beni misafir ettiğiniz için, siz yaptınız bunu çünkü, size çok teşekkür ediyorum konuşma fırsatı verdiğiniz için. Onların hepsini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Akranlarımı muhabbetle kucaklıyorum. Ve tabii ki tekrardan söylüyorum. Türkiye'mize ve Tokat'ımıza Allah kazasız belasız bir seçim nasip etsin diyorum. Tamam. İnşallah ülkemiz için de hayırlısı olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, bugün Kanal 60 ekranlarında diyalog programında benim konuğum Tokat AK Parti milletvekili adayı Profesör Doktor Coşkun Çakır'dı. Coşkun Çakır'ı konuk ettik. Seçimin son virajında Sayın Hocam'la birazcık sohbet ettik. Tokat gündemini değerlendirdik. Ben kendisine şahsım ve kanat dışarısı olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz kıymetli izleyenlerimize de bu saate kadar bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu yarınlar, mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Büyük hedeflerin büyük
büyük umutların, büyük hayallerin ülkesi Türkiye. Zorluklardan yılmayan, engellerden korkmayan milletimiz daha çok çalışmak, daha çok üretmek için İç Anadolu'dan geliyor. Irk ve renk ayırmadan bütün mazlumlara evini açan milletimiz, birlik ve beraberliğimize güç katmak için Güneydoğu Anadolu'dan geliyor. Tuzakları, kumpasları, kirli oyunları bozan milletimiz, tüm engelleri yıkmak için Karadeniz'den geliyor. Millet iradesi dışında egemenlik tanımayan milletimiz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için Marmara'dan geliyor. Türkiye yolunda ikinci yarı başlıyor.